Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir örgü modeli çalışacağız. Şöyle göstereyim modelimizi. Kabarık kabarık böyle üç boyutlu bir görüntüsü var. Erkek örgülerinde, çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz çok hoş bir model. Arka yüzünü de göstereyim. Orası da ayrı bir güzel. Petek petek duruyor böyle. Burasını da kullanabilirsiniz. Dilerseniz. Yapımı da oldukça kolay. 8 ve 8'in katlarından oluşan sayısı var. Düz örgü ve ters örgüden oluşuyor. Yeni başlayan arkadaşlarımız bile gayet rahatlıkla yapabilir bu modeli. Ben şöyle şişime 3 model anlatacağım. 3 model gösterecek kadar ilmeklerimi attım. 24 tane ilmeğim var şişimde. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi ilmeklerimi attığımızda burası ters yüzü oluyor. Şunu kenara alalım. Odaklama sorunu yapmasın. O yüzden şimdi ters sıradayken yapacağımız bütün ilmeklerimizi bir sıra ters olarak örmek, ön yüzüne çıkabilmek için. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum ve bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Arka yüzünden ki ön yüzüne düz örgümüz düşsün ve orada model kurumuna başlayacağız. Evet, ön yüze geldik. Şimdi modelimizi kurmaya başlayacağız. Ön yüzde kenar ilmeğimi örerek başlıyorum. Modelin ilk sırasında ön yüzdeyken bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz arkadaşlar. İlk sırası ön yüzde bütün ilmekler ters olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Modelimizin ikinci sırası arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz bu sefer. Bütün ilmekler düz olarak örülecek. Ön yüzde iki sıra ters örgü elde etmiş olacağız. Onun üzerine devam edeceğiz modelimizi örmeye. İki sıra ters örgümüz oldu. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örerek başladım. 6 tane ilmek şimdi düz olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane düz ilmeği ördükten sonra ipi ön tarafa alıyorum ve gelen 2 ilmeği şişe, sağ şişimi örmeden aktarıyorum ip öndeyken. İpi tekrar arkaya aldım. Yine 6 tane düz ilmek öreceğim. Altı tane düz ilmeği ördüm. İpi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeği örmeden şişime aktarıyorum. İpim önde. Gördüğünüz gibi şimdi arkaya aldım ve yine 6 tane düz ilmek örüyorum. Evet, 6 tane de düzümüzü ördükten sonra kenar ilmeğini ben örmeden alıyorum. Arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğini ördüm. Şimdi 6 tane ters. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane tersimi ördükten sonra ipi arkaya alıyorum. 2 tane düz ilmek var. Ön tarafta örmediğimiz. Yine onları örmeden şişe aktarıyorum. İpimi öne alıyorum. Tekrar 6 tane tersimi örüyorum. Evet. İpi arkaya aldım. 2 tane düz ilmeği örmeden sağ şişime aktardım. İpi öne aldım. Tekrar 6 tane tersimi ördüm. Evet. Kenar ilmeğini ördüm. Şimdi yine 6 tane düz ilmeğimi öreceğim. Bakın ilmek atlattığımız ilmeklere geldik. İpi öne alıyorum.
İkisini örmeden şişe aktarıyorum. İpi tekrar arkaya attım. Yine 6 tane düz ilmeğimi örüyorum. İpi öne aldım. 2 ilmeği örmeden şişe aktardım. Tekrar 6 tane düz ilmeğimi örerek sıramı bitiriyorum. Arka sıraya geldiğimizde kenar ilmeğini örüyorum. Bu sefer 6 tane ters ilmek örüyorum. Yine bu 2 tane düz ilmeği örmeden ipi arkaya aldım. Şişe aktarıyorum. İpi öne alarak terslerimi örüyorum yine. 6 tane tersimi ördüm. İpi arkaya aldım. İlmekleri örmeden şişimi aktarıyorum. İpi öne alıyorum ve yine 6 tane tersimi örüyorum. Evet. Toplamda şu arkadaki, şu alttaki düz ilmekler hariç 1, 2, 3, 4, 5 sıra ters olacak. Yani şimdi bu önden bir sıra daha ördüğümüz zaman tamamlamış olacağız onu. Şimdi 6 tane düzü örüyorum tekrar. İpi öne aldım. İlmekleri örmeden aktardım şişe. Devam ediyorum. 2 düz. 3 4 5 6 tane düzümü ördüm. İpi öne aldım. İlmekleri örmeden şişeye aktarıyorum. Tekrar 6 tane düzümü örüyorum. Evet. Bakalım şimdi. Arkada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 sıra ters örgü olmuş oldu. Şimdi arka yüzde yapacağımız işlem bütün ilmekleri ters olarak örmek. 2 tane ilmeği örmüyorduk ya. Burada onları da öreceğiz. 6 tane ters ördüm. Bakın şu 2 tane düz ilmek. Onları da ters olarak örmeye devam ediyoruz. Bütün ilmekler örülecek arkadaşlar ters olarak. Ve böylece ilk modelimizi bitirmiş olduk. Arkada şuradaki 5 sıra olduğu zaman zaten arka yüzde olmuş oluyoruz. Örmediğimiz 2 ilmeği de örerek bir sırada o şekilde en son geçiyoruz. Evet, ilk modelimiz bitmiş oldu. Şimdi ikinci kez modeli kuracağız ama yerlerini kaydıracağız. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Kenar ilmeğini alıyoruz. Önce 2 sıra ters örgümüzün olması lazım. Alttaki gibi. O yüzden şimdi ön yüzdeyken ikinci modelin ilk sırası ön yüzünde bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Evet, bütün ilmeklerimi ters ördüm. Arka yüze geçiyoruz. İkinci modelin ikinci sırası arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz burada da. Evet, bütün ilmeklerimizi ön yüzde bir kere ters, arka yüzde düz ördük ve 2 sıra ters örgümüzü elde etmiş olduk. Şimdi modelimizin yerini kaydıracağız. Kenar ilmeğini ördükten sonra düz örgülere başlıyoruz. 1 2 tane düz örüyoruz. İpi öne alıyoruz. Ve sıradaki 2 ilmeği örmeden şişe aktarıyoruz. İpimiz önde gördüğünüz gibi. İpi tekrar arkaya alıyoruz ve 6 tane
düz örgümüzü örüyoruz. 3 4 5 ve 6. 6 tane düz ilmeği ördük. İpi öne aldım. Yine 2 tane ilmeği örmeden sağ şişe aktarıyoruz. Yine 6 tane düz örgü öreceğim. 6. İpi öne aldım. 2 ilmeği örmeden şişe aktardım. Sonda yine 2 tane düz ilmek örüp kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi model şu ikisinin arasında ilerleyecek. Biraz evvel yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Arka sırada 5 sıra ters örgü görünene kadar ilmeklerimizi ipi arkaya alıyoruz. Bu ikisini yine örmeden devam ediyoruz. Ve arada 6 tane ilmeğimizi ters örerek ilerliyoruz arkadaşlar. İpi arkaya aldım. İlmekleri örmedim. Tekrar 6 tane. İp arkada, ilmekleri örmeden aldım. Kenardaki 2 ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeği. Evet, arka tarafta bakın şimdi ilk 2 sırayı tersi ördük. Burası 5 sıra olana kadar örmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ördüm 5 sıra. Arka sırada şuradan sayıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 sıramız oldu. Şu şekilde gördüğünüz gibi modelimiz örmeden aldığımız ilmeklerin tam ortasına denk gelmiş oldu. Şimdi bir dahakine yaparken yine 6 tane kenar ilmeğinden sonra 6 tane düz örüp ilk sırada yaptığımız gibi 3. modeli de o şekilde yerini değiştirerek ilerleyeceğiz. 4. kez kurarken burada yaptığımız gibi yapacağız. Çok kolay bir model arkadaşlar. Evet, modelimizin son sırasında kenar ilmeğinden sonra örmediğimiz bütün ilmekler de dahil olmak üzere, bu 2 tanesini örmüyorduk. Şimdi bütün hepsini ters olarak örüp modelimizi 2. kez kurmuş olduk ve bitiriyoruz. Yapım aşaması çok kolay arkadaşlar, gördüğünüz gibi. 2 sıra ters örgü örüyoruz. Ön yüzde ters örgü görünsün diye. Bir sıra ön yüzden ters, arka yüzden düz örüyoruz. Ondan sonra 6 tane düz örüyoruz. İkisini örmeden ip öndeyken atlatıyoruz. Ve bu şekilde örgümüzün modeli ortaya çıkmış oluyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.